Yarım saattir yemekhanede sizi bekliyorum. Ne zamandan beri burada yemek yiyoruz? Çok sessiz. Kimse bizi rahatsız etmiyor. Ne yapıyorsun? Hiçbir şey. Hiçbir şey yapmama izin yok ki. Geri geldiğimde adaptasyon süreci yaşayacağımı biliyordum ama bu... Hayır, hayır, hayır. Yani şimdi ne yapıyorsun? Yemeğimi yiyorum. İyi de çalışıyorum. Sosyalleşmek ya da günün hakkında terapi yapmak istiyorsan başka bir yere geç. Gerçekten mi? Güle güle Zeynep. İyi, tamam. Gidiyorum. Gel. Hasan ikili ayımlıymış, öyle mi? Hmm, Aslan mı söyledi? Hmm. Nedense Aslan'ın odasında dolanıyordu. Nasıl yani? Hmm. Odaya girdiğimiz sırada içeriden çıktı işte. Aslan'ın estetik sorunu falan da yok. Saçma geldi bana. Belki şu yeni hatunun peşindedir. Olabilir. Jülide Hanım güzel kadın. Ama Arslan'a yüz vermeyeceğine eminim. Neden? Bilmem, his sadece. Gerçi hislerimin ne kadar gelişkin olduğunu gördük. Gözümün önündekini bile görmüyorum ki ben. Biliyor musunuz? Buranın sessiz olması gerekiyordu. Burası sessiz bir yer olmalıydı. Suat iyileşti. Barıştılar. Suat'ın bütün ameliyatlarına da giriyor. Niye böyle sinirli anlamıyorum. Hemşireye bu sabah ilaçların bir listesini verdim. Kocamın haplarını alması lazımdı. Hem de bir saat önce. En iyisi hemen orderları kontrol et. Zaten kontrol ettim. O zaman bir daha kontrol et. Özür dilerim. Kusura bakmayın. Çok özür dilerim. Sorun değil. Gerçekten. Sorun yok. Önceden hiç bağırmazdım ben. Korkunç bir insan oluyorum. Kim insanlar işlerini yapmaya çalışıyorlar diye bağırır ki? Sadece kocanızla ilgilenmeye çalışıyorsunuz. Onu korumak için yaptınız. Bu sizi korkunç biri yapmaz. Bu sizi akıllı biri yapar.